Galatasaray'da Dursun Özbek başkanlığındaki yönetimimizin oluşturduğu barış ortamı kısa zamanda meyvelerini vermeye başladı. Bu başarılar Galatasaray'ın önündeki yol haritasında ürünleri olacaktı tabii. Bunu öngörmüştük. Dursun başkanımız da seçildikten sonra bu yoldan gitti. Dursun Özbek'in en önemli başarısı camiamızı kenetlendirerek dış baskıları minimuma indirmek oldu. Böylelikle yönetim iş üretebilmek için gerekli morali, gerekli motivasyonu bulabildi. Bizim de taraftar, üyeler ve Galatasaray'ın geleceğinde söz sahibi kişiler olarak buna katkımız olması gerektiğini düşünüyorum. Kulübümüz rekorlar kırarak hedeflerine koşarken bu barış ortamında bir katkıda benden gelmesi adına gördüğüm lüzum üzerine 26 Mart 2022 Mali Genel Kurulu hakkındaki müracaatımı dün itibariyle geriye çektim. Buradaki bizim muradımız tabii ki neydi? Bu Mali Genel Kurullardaki idari ibrazsızlık oylamasının kaldırılmasıydı. Bu sahikle bu işe başlamıştım. Bunun da geçen defa tüzüğümüzün gerekli sayıdaki Haziran'ın toplanamaması sebebiyle bunu oylayamadık ama en son divan konuşmasında ve daha sonraki gelişmelerden de gördüğüm kadarıyla tekrardan bir oylama yapıp bu acayip durumu, başka kulüplerde bulunmayan bu acayip durumu herhalde tüzüğümüzden kaldıracağız diye düşünüyorum. Onu temenni ediyorum. Böyle olacağını da görüyorum. Görmesem zaten bu yolda tekrardan başka bir mücadele başlatırdım. Bunun arkası çünkü bugün takımımız başarılı olmasaydı belki de burada tekrardan ibrazsızlık konuşuyor olacaktık. Bunu temenni etmiyorum ve bir şekilde tüzüğümüzde düzelteceğini düşünüyorum. Ayrıca yönetime zaman zaman eleştiriler yapılıyor tabii. Bu normaldir. Ama arkadan konuşma ve entrika gibi Galatasaray terbiyesine yakışmayan davranışların minimize ve elimine edilmesi yönetimimizin şevkini daha da arttıracaktır. Çünkü bu sevgi ortamı, sevgi ve birlik ortamını başkanımızın sürekli üstüne vurgu yaparak belirtmesiyle bu ortam bir şekilde oluştuğunu düşünüyorum. Buna da seviniyorum. Galatasaray'ın projeleri elbette ki saat gibi böyle tıkır tıkır işleyen projeler değildir. Çok ciddi şekilde bürokrasiyle uğraşmak gereken projelerdir. Benim mesleğim, iş saham da bizim projelerimizin benzeri olduğu için bunlara ne kadar büyük bir gayret ve emek verildiğini de biliyorum. Dursun Başkan'a da bu emeği için teşekkür ediyorum. Erdem Bey de proje geliştirme konusunda şu anda bizim gelirlerimiz çoğunluğu biliyorsunuz artık proje geliştirmeli oluyor. Mecburen temenni etmediğimiz halde böyle oluyor. Erdem Bey de bu konuda Türkiye'deki en uzman ilk üç kişiden biridir. Dursun Başkan'la birlikte hem vakti hem emeği hem tecrübelerin ayrı ayrı çok değerli olduğunu ve bunları Galatasaray'ın menfaatine seferber ettiklerini görüyorum. İkisine de ve yönetim kurulumuza şu ana kadar gösterdikleri performans için teşekkür ediyorum. Bundan sonra da mali istikrar ve sportif başarıları getireceklerini düşünüyorum. Yani burada tek endişemiz aynı şeyi biz nerede yakalamıştık? Bu stat inşa olduktan sonra çok ciddi hem loca hem sponsor her türlü gelirimiz vardı. Fakat onları bir şekilde bu işte transferlerle falan harcadık. Gemiyi kaçırmış olduk. Ama bu defa bundan ders alarak işte güzel şeyler söylüyorlar. Bir fon oluşması gerektiğini, bu fonun evladiyelik olması gerektiğini, bu fonun harcanamaması gerektiğini. Yani şimdi tabii kontrollerini yapacağız ama şu anda temenni aşamasında 9 aylık bir yönetim olduğu için hani ne diyoruz? Çocuk bile 9 ayda doğar diyoruz. Bunun şu anda kendilerine bir avans, bir ön bir süre vermiş durumdayız. İyi de götürdüklerini de düşünüyorum. Bundan sonra da yani zor kısmını hallettiler. Bundan sonra da büyük bir hata yapmamaları için dua edeceğiz. Çok güçlü altyapı, çok zengin bir Galatasaray için hani tünelin ucundaki ışık gözükmüştür. Bu fırsatı iyi değerlendirecek şuurda olduklarını da görüyorum. Yani neticede Mayıs aylarında çocuklarımızın ellerinde sarı kırmızı bayraklarla şampiyonluk şarkıları söyleyerek turlamaları beklentimizdir. Avrupa'da da sürdürülebilir zaferler hedefimizdir. Ve selam.